Herkese tekrardan günaydın, merhabalar. Bu hafta aslında yapay zeka Türkiye AI zirvesinde bayağı içerik dolu bir sunumlar oluyor. Değişik değişik konularda yapay zekanın kullanım senaryoları anlatılıyor. İşte güvenlikten, tekstil, işte bankacılık gibi. Ben de bu sunumda yaklaşık bir 30 dakikada bilim döndüğünce Etiyan'ın bu alanda yaptıklarından bahsedeceğim. Özellikle müşteri etkileşimi tarafındaki yapay zeka senaryolarından bahsediyor olacağım. İsmim Uğur Gemici, Etiyan'da ürün geliştirmeden sorumlu, genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Şimdi başlamadan önce kısaca hani bilmeyenleriniz için bir Etiyan'dan ne yaptığından bahsedeyim. Etiyan 2004 yılında Türkiye'de kurulmuş, şu anda yaklaşık 7 farklı ülkede ofisleri bulunan, binin üzerinde çalışanı olan bir yazılım firması. Yaptığımız işler son yıllarda özellikle müşterilerimizin dijital transformasyon yolculuklarına kendi geliştirdiğimiz ürün portföyüyle katkıda bulunuyoruz. Bu konuda aslında yurt dışında da son birkaç yıldır özellikle inovasyon ve yapay zeka uygulamalarımız çerçevesinde birçok ödül aldık. Hani bu bizi bu topraklardan çıkan bir firma olarak gayet gururlandırıyor. Özellikle bu sunumda bahsedeceğim dijital ikiz uygulamamızla da aslında inovasyon ödülü aldık yapay zeka senaryosunda. Şimdi müşteri etkileşimi gitgide önem kazanıyor. Neden önem kazanıyor? Biraz ondan bahsedeyim. Uzun süreden beri aslında bu konuşuluyordu. Dijital dönüşüm, dijital dönüşümün gerekliliği gibi konular. Şirketler buna hani yatırım yapmakta biraz çekimser bakıyordu. Hani geri dönüşümü ne olacak? Çünkü dijital dönüşüm bazen çok uzun ve çok yorucu olabiliyor. Fakat son bir yılda hani maalesef ki içinden geçtiğimiz süreç bu dijital dönüşümün aslında bir gereklilik artık yani bir opsiyon değil, bir alternatif değil, bir gereklilik olduğunu bize gösterdi. Bu dijital dönüşümü gerçekleştirdikten sonra da aslında müşterilere etkileşiminiz değişiyor, transformasyona uğruyor. Dolayısıyla bu değişen müşteri etkileşimine ayak uydurmanız da gerekiyor. Şimdi baktığımızda yapılan bir araştırmaya göre pandemi döneminde aslında daha önce hiç dijital deneyimi olmayan müşteriler bile bu dönemde zorunlu olarak dijital kanalları kullanmaya yöneldi. Yapılan araştırmaya göre aslında bu kullanıcıların %30'u, gelen kullanıcıların %30'u aslında bu davranışını değiştirip artık dijital kanalları kullanmaya devam edeceğini söylüyor. Aynı şekilde hani bu dönemde mecburen hepimiz uzaktan yine dijital teknolojileri kullanarak da uzaktan çalışmaya başladık. Yine %36'sı da yine bu dijital kanalları kullanarak da evden çalışmaya devam edeceğini söylüyor. Yani aslında müşterilerin de bir davranışsal dönüşümü var. Müşteri beklentisi, müşteri alışkanlıkları, müşterinin sizinle etkileşimi değişiyor. Müşteriler her zamankinden daha çok sizinle bağlı. Yani 7/24 sizi erişmek istiyor. Dolayısıyla daha önceden bir algı vardı. Örneğin bu yeni dijital kanalları veya sosyal medyayı toplumun belli bir kesimi veya belli bir yaş aralığı kullanır diye. Aslında bu gitgide azalıyor. Yani her kesimden, her yaş aralığından dijital platformları kullanan bir müşteri topluluğu aslında gözlemliyoruz. Dediğim gibi müşteriye bu değişen yolculukta, bu değişen davranışsal durumda bağlı olmanız her zamankinden daha önem kazanıyor. Biz de Etiyo olarak aslında Connected Customer First mottosuyla aslında yola çıkarak müşteri etkileşim kanallarını yöneten uygulamalar ve çözümler sunuyoruz. Yine baktığımda hani müşteri etkileşimin öneminden bahsettik. Fakat dijital dönüşümle birlikte herkes dijital kanallarını açıyor. Sadece bu yeterli olmuyor tabii ki. Sizin dijital dönüşümü yaptıktan sonra, dijital kanallarınızı açtıktan sonra, bu dönüşen müşteri ihtiyaçlarını da karşılamaya başladıktan sonra aslında yapmanız gereken müşteriyi mutlu kılmak. Yani şu anda rekabetin bol olduğu bir ortamda şey yapıyoruz. Her sektörde birçok firma rekabet içinde ve herkes de bir dijital dönüşüm içinde. Dijital dönüşüm bir zorunluluk fakat bu dönüşümü yaptıktan sonra da rakiplerinizde bir farkınız olması gerekiyor ki müşterilerinizin sadakatini sağlayıp sizde kalmasını sağlamanız gerekiyor.
Örneğin yine yapılan bir araştırmada müşteriler eğer memnun olmadıkları bir hizmet olursa rakipleri anında gidebileceklerini iddia ediyor. %96 yüksek bir rakam. Dolayısıyla müşteriyi elde tutmak da zorlaşıyor bu şeyde, dünyada. Yine artan gelirlere, yani firmalara sorduklarında da firmalarda hani mutlu müşterinin gelirleri artırdığını düşürüyor, %83'ü. Yani bir doğru orantılı bir ilişki var. Yani müşteri etkileşimi ve bunun yönetimi, doğru yönetimi gitgide önem kazanıyor. Dolayısıyla müşteriler sizinle bağlı dedik. Her an size ulaşmak istiyor. Artık sadece mesai saatleri kavramı yok. 7-24 istedikleri yerde size ulaşıp servis almak istiyor. Ve bu serviste bir aksaklık yaşandığında otomatik olarak başka bir firmaya yönelme eğilimdeler. Dolayısıyla firmaları zorlu bir süreç de bekliyor bu durumda. Ne gerekiyor? Bir, kültürel değişim de gerekiyor. Yani şirketin iş yapış şekilleri değişiyor. Dolayısıyla dijital dönüşüm, 7-24 hizmet verebilmeye devam etmek, iş yapış ve iş süreçlerinde değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla dijital düşünmeniz gerekiyor. Daha çevik ve hızlı olmanız gerekiyor. Veriyi doğru kullanmanız gerekiyor. Yani artık veriyi toplamak tek başına yetmiyor. Veriyi doğru analiz etmek ve çıkarımlarda bulunmak gerekiyor. Yeni bir söylem vardır. Örneğin veri artık yeni petrol dünyada. Data is the new oil diye. Fakat hani ham petrolün ne kadar hani bir katma değer olmadığı gibi o ham petrolü işlemediğiniz sürece, yani veriyi de işlemediğiniz sürece aslında hiçbir değeri yok. Dolayısıyla yapay zeka teknolojileri, veri analitiği, makine öğrenmesi gibi teknikleri kullanaraktan o veriden anlam çıkarıp rakiplerinize karşı fark yaratmanız önem kazanmış durumda. İkincisi, müşterilerinizle bağı koparmamanız gerekiyor. Dediğim gibi değişen bir müşteri beklentisi var. 7-24 her an ulaşılabilir olmanız gerekiyor ve müşteriye iletişim kurmanız gerekiyor. Bu bağı koparan şirketlerin aslında gelirlerinin düşmesi ve rakiplerine karşı dezavantajlı bir pozisyona düştüğünü görüyoruz. Diğeri de bütün iş süreçlerinizi, arka taraftaki müşteriye değen iş süreçlerinizi birbirleriyle entegre etmeniz gerekiyor. Yani müşteriye kanallar arası veya şirketlerinizle entegre olan değen kısımlarınızla arasındaki süreçlerinizin homojen olması gerekiyor. Birazdan detaylardan bahsedeceğim. Ve verinin de paylaşılması gerekiyor. Yani bir pazarlama biriminin iletişim kurduğu bir müşteriyle daha sonradan satış sonrası iletişim kuran bir müşteri temsilcisi aynı bilgiyi aynı şekilde analiz etmesi gerekiyor. Şimdi bu gitgide önem kazanıyor. Örneğin Gartner'ın bir konsepti var. Müşteri etkileşimi merkezi diye. Bu merkezin oluşturulması ve bu merkezin oluşturulması için de pazarlama, satış ve satış sonrasındaki bütün süreçlerinizin birbiriyle entegre çalışması olması gerekiyor ve verilerin de birbiriyle bağlantılı olması gerekiyor. Bu şu açıdan önemli. Örneğin müşterinin, birazdan da bahsedeceğim, sizinle yaşadığı bir yolculuk var. Yani müşteri olmadan önce de başlıyor bu yolculuk. Sizi farkındalığını, sizi fark etmesi, sizin işte kanallarınıza gelmesi, sizin ürünlerinizi bakması, beğenmesi, satın almaya veya kullanmaya başlaması, kararını alması, ondan sonra bu deneyimin yaşaması, sonra bu hizmet alırken yaşadığı memnuniyetten dolayı yaşadığı sıkıntılar veya memnuniyetin başka kullanıcılara aktarılması gibi bir yolculuğu var. Bu yolculuk aslında birden fazla kurum içinde departmanı ilgilendiriyor. İşte pazarlama, satış, satış sonrası ve bütün bunların merkezileştirilmesi ve datalarının ve süreçlerinin entegre edilmesi önem kazanıyor. Şimdi eti olarak da sağladığımız çözümler, bu entegrasyonu sağlayan platformlar sunuyoruz. Ve bu platformda, yani bu müşteri etkileşiminin platformu, bu süreçleri entegre ettiğinizde aslında çok hızlı bir katma değer ve geri dönüşüm de elde ediyorsunuz. Şimdi eti olarak sağladığımız ürün portföyüne baktığımızda bugün özellikle üzerinde duracağım bu etkileşim kanalları. Yani artık kanalların da çeşitliliği söz konusu. Eskiden işte bir
Satış ofisi vardı. Satış ofisine gelip işte müşteri temsilcisi yardımcı olurdu veya bir web sitesi vardı. Fakat şimdi artık bunun üzerine mobil uygulamalar gelişti. İşte atıyorum yine satış ofislerinde kiosklar ve hatta görüntü işlemeyle sizi takip eden video kameralar, yine call center kanalı var geçmişten de gelen. Artık yazılı bir kanallar da var. E-mail üzerinden veya sosyal medya üzerinden de etkileşimde bulunabiliyorlar. Birçok kanalı yöneten ve bu kanallar arasında homojen bir müşteri deneyimi sunan bir omni channel ön yüz katmanımız var. Tabii bunun arkasında bu katmanı besleyen ve veriyi üreten, müşteriyi anlayabileceğiniz, daha anlamlı adına diyeceğiz veriyi üreten ve aynı şekilde de sizin müşterilere sunduğunuz servisleri daha iyi pozisyonlamanızı sağlayacak ve onları yönetecek bir ürün portföyümüz de var. Örneğin CRM ürünümüz müşteri hakkında bilgileri topluyor. Ürün kataloğu yönetiminiz müşteriye sunduğunuz teklifleri ve ürünleri konfigüre etmenizi sağlıyor. Configure Price Quote bu teklifleri müşteriye özel fiyatlandırmanızı sağlıyor. Customer Service Management ürünümüz satış sonrası müşteri hizmetlerini yönetmenizi sağlıyor. Tabii bunlarla birlikte bu faturalama ve sipariş yönetimi de mevcut. Ve dijital dönüşümle de ilintili olarak bu yapıyı aslında mümkün olduğunca esnek, açık sistemler üzerinde yapıyoruz. Ve bulut üzerinde veya müşterinin kendi data center'larında barındırabiliyoruz. Ve tabii ki bu haftanın da önemli konusu yapay zeka bunun neresinde? Yapay zeka bunun tam merkezinde. Yani biraz önce de bahsettiğim artık bu uygulamalar salt birbirlerinden izole biçimde çalışması yetmiyor. Bütün bu uygulamaların ortak bir havuza veriyi beslemesi ve bu verinin anlamlandırılması ve tekrar kullanıma aktarılması gerekiyor. Yani aslında petrolü üreten bunlar, petrolü işleyen kısım burası ve anlamlandırıp tekrar müşteriye sunan kısım da yine aynı uygulamalar. Burada yapay zeka tarafında değişik algoritmalar kullanıyoruz. Makine öğrenmesi kullanıyoruz. Dijital data işleme kullanıyoruz. Sunumun ilerleyen kısımlarında aslında bundan biraz bahsediyor olacağım detaylarında. Şimdi baktığımızda bu use case'lere yani kullanım senaryolarına geçmeden önce üç konudan bahsetmek istiyorum. Yani bu kullanım senaryolarının aslında bizim etiği olarak odaklandığımız. Bir tanesi müşterinin sizinle olan yolculuğu sırasındaki analitik. İkincisi müşteriyle canlı olarak yani real time olarak yaptığınız yazımsal konuşmalar, iletişim. Üçüncüsü de satış sonrası müşteri desteği. Bütün bu üç senaryoda aslında değişik değişik uygulama senaryolarımız var. İlk başta müşteri yolculuğuna değinirsem, biraz önce bahsetmiştim. Müşteri aslında sadece sizin ürününüzü satın alan bir birey değil, müşterinin bir yolculuğu var. Yani satın alma kararı almadan önce de aslında o sizin için potansiyel müşteri. Dolayısıyla artık sistemler, sağladığımız ürünler ve çözümler artık müşterinizin sizin ürününüzü satın almadan önceki süreçlerini de analiz edebiliyor. Dolayısıyla artı müşteriler aslında tek bir kanaldan da gelmiyor artık. Mobil uygulamadan belki gelip sizin uygulamanızı kullanıyor. Daha sonra call center'ınızı arıyor. Daha sonra belki web sitesine giriyor. Veya daha sonra satış ofisinize gidebiliyor. Siz ne kadar bu etkileşim kanallarını birleştirirseniz müşteriyi yakalama ve müşteriye kendine özel hizmetler sunabilme olanağınız artıyor. Birinci etken bu şeyde hani veri üretmekten ziyade bu kanalların birleştirilmesi, veriyi homojen toplama. İkincisi müşteri beklentileri değişti demiştim. Hani müşteriler artık kendine özel servisler ve hizmetler istiyor. Artık klasik daha önceden hani alışa geldiğimiz yıllarca süren işte şu ürünü alan, şu ürünü de aldı gibi önerilerin aslında daha ötesine geçmemiz gerekiyor. Çünkü hani onlar daha böyle hataya açık ve daha az veriyle yapılan önermelerdi. Artık daha müşteriyi tanıyıp gerçekten
müşterinin alabileceği veya yapabileceği aksiyonları tahminlemeniz gerekiyor. Sağ olsun hani yapay zeka teknolojileri bayağı ilerledi. Globalde de, Türkiye'de de yerli mühendislerimiz gayet güzel algoritmalar da geliştiriyor bu konuda. Bunlar sayesinde aslında bu veriden daha çok anlam çıkartıp müşteriye özelleştirilmiş hizmet sunabiliyoruz. Son olarak da aslında sadece müşteriye değil, sizin çalışanlarınız da müşteriniz hakkında iyi bilgi sahibi olması gerekiyor ki call center'ı arandığında veya müşteriniz satış ofisinizde geldiğinizde müşteriye daha iyi hizmet verebilirsiniz. Şimdi bu bağlamda yapay zeka senaryolarını çok sıkça kullanıyoruz. En çok kullandığımız işte bir sonraki aksiyonu tahminleyebilme müşterinin. Bunu ne kadar önden tahminleyebilirseniz ona göre proaktif aksiyonlar alabilirsiniz. İkincisi kanallar arasında yani mobil kanalına da girse veya başka bir kanala da web kanalına da girse ortak bir mesaj pazarlama mesajı sunabilme. Şimdi bu müşteri yolculuğuna biraz daha detayına girer isem. Şimdi müşteri yolculuğunda yine bakıldığında birçok fazdan bahsediliyor. Burada 3 tane fazından bahsedeceğim. Bir, müşterinin satın almaya karar verme aşamasındaki fazı. Yani ilk başta sosyal medyada yani bir firmayı kullanmaya başlamanızın sebebi ya birisi referans olmuştur ya bir reklamını görmüşsünüzdür ya başka bir şey olmuştur. Bunun yönetilmesi. Yani sizi farkındalığını sağlaması, sonra sizin uygulamanızı belki kurması, web sitenize gelmesi, sonra ürünleriniz arasında dolaşılması, ürünlerinizin çeşitliliği, kendine uygun fiyatların bulunması, sonra siparişi vermesi ve müşteri olması gibi bir süreç. Dolayısıyla burada birçok adım var. Birçok adımda da bu potansiyel müşteri hakkında bilgi toplayabiliyoruz. Örneğin işte müşteri sitenize geldi, web sitenizde bir sayfada ne kadar durdu, hangi ürüne ne kadar baktı, belki bir haftalık periyotta ne kadar sıklıkla tekrar geldi gibi gibi verileri toplayabiliyoruz. Ondan sonra artık müşteri olduktan sonra sizin servislerinize bakıyor. Yani hizmet, müşteri sonrası, satış sonrası hizmetlerinize. Yani müşteri satın almış olduğu bir ürün hakkında bir sıkıntısı varsa nasıl bir iletişim kanalı olacak? Firmaya hemen ulaşabilecek mi? Yine aynı şekilde farklı farklı ürünler almak istediğinde yine nasıl bir yönlendirme olacak? Veya bir öneri şeklinde şirket müşteriye yardımcı olacak mı gibi senaryolara bakıyor. Şimdi baktığımızda aslında dijital dönüşümde en çok şu kısmı odaklanıyor. Yani yeni müşteriyi elde etme. Yani ne kadar çok hızlı dijital dönüşümle yeni müşteri elde edilirse o kadar iyi. Ama aslında müşteriyi elde ettikten bunlar müşteriyi elde etme olasılığınız da yükseliyor. Ve son olarak kısım da müşterinin memnun kalıp aslında sizi başkalarına önerme. Yani başka potansiyel müşterilerini şu sürece tekrar sokma. Şimdi burada biz ne yapıyoruz Eti olarak ve yapay zekayı nasıl kullanıyoruz? Dediğim gibi bütün bu 3 katmanı kapsayan ürünlerimiz var ve burada veri üretiyorlar. Bu verileri arka tarafta müşterinin bir dijital ikizini yaratmak için kullanıyoruz. Dijital ikizden kastım yani müşteriden topladığımız verilerle aslında müşteriyi arka tarafta kendi açımızdan modelliyoruz. Bunun avantajı ne? Arka tarafta bu dijital ikizini çıkardığımız müşteri hakkı üzerinde değişik algoritmalarla modeller kuruyoruz. Yani müşterinin bir sonraki aksiyonunu tahminleyebiliyoruz. Bu yolculukta bir sonraki aksiyon ne olacak? Kullandığı bir servisten memnun değil. Veya satın alma alışkanlıkları son 6 ayda değişti. Eskiden işte her hafta gelip sitenizi ziyaret ederken son 3 ayda hiç gelmiyor. Veya aldığı bir ürün hakkında şikayetler yapmış. Veya devamlı hani upgrade ederek gidiyor gibi aslında bir sonraki aksiyonların tahminleme. Bu aksiyonları tahminlemek çok çok önemli bir şey. Bunu dediğim gibi yapay zeka teknolojilerini kullanaraktan ve veriyi işlerken kullanıyoruz. Yani veriyi topladıktan sonra kullanıyoruz ve bir sonraki aksiyonu tahminleyip
Ondan önce müşteriye atıyorum bir şeyden şikayeti var, ayrılmaya meyilli, otomatik bir araya girip, aksiyon önerip, bir teklif sunup tekrar elde tutmaya, tekrar mutluluk seviyesini artırmaya yönelik aksiyonlar alabiliyoruz. Bir sonraki odaklandığımız konu yazımsal pazarlama. Yani text bazlı veya atıyorum binary bazlı bir iletişim. Gerçeğe yakın zamanlı. Dediğim gibi müşteri davranışları değişti. Artık müşteriler 7/24 sizinle bağlı olmak istiyor. 7/24 bağlı olmayı sağlamanın iki yöntemi var. Ya devasa bir yatırım yapıp müşterilerinizin sayısında doğru orantılı bir müşteri hizmet merkezi kuracaksınız. Call center veya satış ofisleri kuracaksınız. Ki pratikte ve bütçesi olarak çok mümkün değil her firma için. Ya da arka taraftaki süreçlerinizi mümkün olduğunca otonomlaştıracaksınız. Ve otonomlaştırıp yapay zeka teknolojilerini kullanaraktan mümkün olduğunca 7/24 hizmet verebilecek bir sanal asistanlar kuracaksınız. Şimdi son yıllarda özellikle görüyoruz çok fazla chatbot kavramı. Yani bir siteye giriyorsunuz, otomatik olarak sizi bir chat karşılıyor. Çoğu zaman arka tarafta canlı bir kişi yok. Yazdığınız mesajlar otomatik doğal dil işleme yöntemiyle işlenip algılandırılıp yani anlamlandırılıp daha öncesinden yapay zekaya öğretilmiş cevaplar müşteriye çıkıyor. Dolayısıyla müşteri hem yalnız olmadığını hissediyor, sorduğu soruya cevap da bulabiliyor. Hem de arka tarafta devasa bir yatırımla müşteri hizmetleri merkezi kurmak zorunda kalmıyorsunuz. Ama burada şu önemli oluyor, yapay zekanın eğitimi. Yani çünkü chatbotlar baktığında yapay zeka motorları, doğal dil işleme birer insan gibi onları da eğitmek gerekiyor. Dolayısıyla bu süreçte arka taraftaki bu otomatik cevap veren modüle ne kadar fazla eğitim sunarsınız, ne kadar değişik açılardan işte şu soru geldiğinde şu cevap verilecek veya verdiğin şu cevap yanlış gibi geri bildirimler sunarsanız yapay zekanın doğrulama oranını yükseltiyorsunuz. Bu da farklı bir boyut aslında. Yapay zeka çünkü şey gibi değil. Yani yaptınız, otomatik olarak koysun, otomatik olarak öğrensin. Birisinin ona öğretmesi gerekiyor doğruyu. Dolayısıyla hazır öğretilmiş modeller var. Bunları hazır kullanabiliyorsunuz. Veya yoksa kendiniz bu süreçte bunları öğretiyorsunuz ama geri dönüşüm yüksek oluyor. Yani bu öğretme süreci tamamlandıktan sonra otomatik olarak 7/24 gayet tutarlı hizmet veren bir sanal asistanı da olabiliyor. Chatbotlar dediğim gibi çok önem kazanıyor. Bu da yine değişen müşteri davranışı. Yani özellikle sosyal medyanın ve son global uygulamaların aslında hayatımıza girmesiyle artık insanlar yazarak iletişim kurmak istiyor. Sosyal medyaya yorum yazıyor, birisini tagliyor. Veya işte sitenize giriyor, bir yorum bırakıyor. Bir chatten bir yazım yapmak istiyor. Yani artık telefonla birisiyle konuşmak yerine yazarak iletişim kurmak istiyor. Veya işte sesli komutla iletişim kurmak istiyor. İşte Apple'ın Siri'si, Amazon'un Echo servisleri gibi. Ve bunun asıl amaç her an, yani illaki birisiyle iletişim kurmak için kalkıp işte evden çıkıp bir satış ofisine gitmek yerine bulunduğu yerde mobil uygulamasından veya evinde bilgisayarının başından bunu yapabiliyor. Dolayısıyla bu yazımsal anlama, yazımsal iletişim gitgide önem kazanıyor. Burada da yapay zeka ve doğal dil işlemeyi özellikle çok kullanıyoruz. Tabii bu müşteri iletişimi bir diğeri de tabii ki potansiyel müşterileriniz için de bu yazımsal iletişim olabilir. Örneğin yine müşteriniz sitenize geldi, belli bir ürüne baktı, belli bir süre geçirdi. Belki o hafta içinde 3 defa geldi, aynı ürüne baktı. Otomatik olarak entegre ettiğiniz chatbot bunu yapay zeka motoruyla algılayıp sanki arka tarafta birisi varmış gibi bir chat şeyi başlatabiliyor. Belki müşteriyi yönlendirebiliyor ürünleriniz arasında. Belki ona özel bir teklif sunup potansiyel müşterinizi müşteri olarak da kazanabiliyorsunuz. Yine geçen yıllarda yurt dışında bir müşterimizle gerçekleştirdiğimiz bir yapay zeka motorundan bahsetmek istiyorum. Tabii klasik bir yapay zeka chatbot motoru. Bunun beslediği kanallar normalde bir arka tarafta knowledge base vardır. İşte soru cevap şekilleri firmanın çalışanları burasını yapar ve yapay zekayı motorunu bu şekilde besler. Gelen sorular da buna göre cevaplanır. Fakat biz bundan farklı olarak bir de orada müşterinin sitesinde yer alan bir forumu da entegre ettik.
Müşterimiz yine dijital dönüşümle birlikte bir community oluşturdu. Yani community tabanlı bir site oluşturdu. Dolayısıyla burada bir sadakat programı da kurdu. Yani insanlar, yani müşteriler birbirleriyle etkileşim, birbirlerine yardım ederek aslında puanlar topluyorlar. Ve puanları yine başka servisler almak için kullanabiliyorlar. Puan toplamının bir yöntemi de başka bir müşterinin sorduğu cevaba, soruya cevap vermek. Eğer cevapladığı soru doğru olarak işaretlenmişse soran kişi tarafından otomatik puan kazanıyor. Ve bizim için bu ekstra bir anlam kazanıyor. Çünkü birisi soruyu ve doğru cevabı vermiş durumda. Bu knowledge based olmayan bir soru olabilir. Otomatik olarak bunu da chatbot'a baseleyip chatbot'un aslında değişik senaryoları da cevap vermesini de sağlayabiliyoruz. Bu yaklaşık bir buçuk yıldır canlıda ve oldukça iyi geri bildirimler de alıyoruz. Son olarak bahsetmek istediğim, kısaca vaktim de çok kalmadı biliyorum, müşteri servis kısmı. Satış sonrası. Burada da yine yapay zeka ve doğal dil işlemeyi kullanıyoruz. Arka tarafta size gelen şikayet taleplerinizin yazılı olarak geliyor. Bu yazılı metinler otomatik bir klasifikasyondan geçirip arka taraftaki uygun müşteri temsilcisine iletiliyor. Dolayısıyla buradaki amacımız operasyonel verimliliği artırmak ve dolaylı olarak da müşteriye sunduğunuz bu satış sonrası hizmetin süresini kısaltmak, müşteri memnuniyetini artırmak. Bunun için doğal dil işlemeyle otomatik klasifikasyon veya işte dijital ikiz ve derin öğrenmeyle çözümlenme sürecini otonomlaştırmak temel amacımız. Arka tarafta doğal dil işleme, makine öğrenmesi gibi yapay zeka senaryolarında kullanıyoruz diyerekten, şimdi saate de bakıyorum bir yandan, sanırım vaktimi de doldurdum. Eğer sorunuz olursa bu konuda hakkında, hani etia.com üzerinden bizimle de iletişime geçebilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum.